Değerli izleyiciler, şimdi de kameralarımızı Kuzey Marmara'nın kalbi olan koordinasyon merkezine çevireceğiz. O noktada da bizi A Haber ekibinden Vedat Sezer ve konuğu bekliyor. Vedat, söz sizde. Banu, evet, Türkiye özellikle Marmara'da karla mücadelede büyük bir sınav verdi. İstanbul'da yaşanan manzaraların dışında aslında en önemli noktadan bir tanesi de otoyollardı. İşte Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan otoyollarda metre metre gözlemler nasıl yapıldı, nasıl karla mücadele yapıldı, teknik bilgileri alacağız. Yanımızda teknik şef Ferhat Işık var. Evet, Kuzey Marmara otoyolunda neler yapıldı, nasıl hizmetler verildi ve yollar nasıl açık tutuldu? Şu an işte görüyorsunuz otoyolumuzun kalbindeyiz. Bütün ekranlardan otoyolumuzu her metresini görebiliyoruz. Kör noktamız yok. Hava tahminlerine de bakıyoruz. Ona göre yolumuza önleyici solüsyon ve tuz uyguluyoruz. Ve 4 saat boyunca kar yağsa otoyolumuz kar ve buz tutmuyor. İşte ekranlarda da görüyorsunuz. Dörder şeridimiz de açık. Dördünün de hepsi açıktı. Sadece valimizin aldığı karar doğrultusunda biz otoyolumuzu girişleri kapatıldı. Yoksa yolumuz açık. Ekranlarda da görüyorsunuz şu an. Ekiplerimiz de çalışıyor. 7-24 saat çalıştık. Son bir hafta boyunca bütün ekipler 3'er saat uykuyla şu an görev başında görüyorsunuz, hizmet ediyoruz. Herkes ulaşsın diye. Yolumuz açık. Yol açık. Öyle diyeyim. Ne kadar personel, ne kadar makine vardı çalışmalarda? 210 tane personelle 60 tane kar küreme aracımızla 15 bin ton tuz uyguladık. Ve şu an hala solüsyon uyguluyoruz. Onlarca ton üretiyoruz. Üretimimiz var. Sıkıntımız yok yani. Makinamız hazır. 7-24 çalışıyor. 3-4 tane merkezimiz var. Buralarda solüsyon üretiyoruz. 7-24. Aslında tırlar geçişe izin verilmedi ama otoyollar açıktı değil mi? Evet. 7-24 Kuzey Marmara Anadolu yakasını burada çalışan ekibimiz olarak biz 4 şeridin 4'ünü de açık tuttuk. Peki nasıl müdahaleleri yapılıyor? İzleme, denetim nasıl gerçekleşiyor? Şu an görüyorsunuz, izliyoruz yolumuzu. Yolda bir buzlanma, kar varsa ekipleri telsizle buradan yönetiyoruz. İşte bir kaza varsa, bir tır bir yerde kaldıysa hemen vinçlerimizi yolluyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye buradan bu operasyonları gerçekleştiriyoruz. Peki kar yağışı devam edecek. Gece nasıl sürdürülüyor çalışmalar? Gece de yine aynı şekilde bütün ekiplerimiz var, ekip şeflerimiz var. Kilometre kilometre ekiplerimizi böldük. Ekip şefi arkadaşlarımız var. Herkesin aracı var, telsizleri var. Herkes farklı frekansta, farklı kilometrelerde. Bu şekilde ekipleri yönetiyoruz. Biz de bu kontrol merkezinden gerekli müdahaleleri yapıyoruz ekiplerimize. Hava tahminlerine bakarak işte ilgili yerlere görevlendiriyoruz. Bu şekilde yolumuzu açık tuttuk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ferhat Işık da anlattı ama aslında en güzel müjdeyi de geride bıraktığımız saatlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı verdi. Tüm otoyollarımız, İstanbul'a gelen tüm otoyollarımız an itibariyle açıktır dedi. İşte o yollar buradaki gözlem, denetim ve hızlı müdahale sonucu ve yapılan etkin mücadeleler sonucu açık tutulduğunu belirtelim. Ve karayolların kalbi, Kuzey Marmara Otoyolu'nun kalbinden sözü size bırakalım.